Peki CHP'de neler yaşanıyor? Hemen ona bakalım. CHP'de tarihi yenilginin muhasebesi yapılırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hezimetin faturasının MYK üyesi 17 genel başkan yardımcısına kesti. 17 isim ana muhalefet liderine MYK toplantısında istifalarını sundu. Kulislerde istifa çağrılarına kulak tıkayan ana muhalefet liderinin vitrini yenileyerek 2024 yerel seçimlerine partinin başında gitmeye karar verdiği konuşuluyor. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. İstifa çağrılarını tasfiye kartıyla savuşturdu. Hezimetin faturasını MYK üyesi 17 genel başkan yardımcısına kesti. Sayın Kılıçdaroğlu kalmak devam etmek istiyorsa istirham ediyorum kendisinden. Anayasa değişikliği teklif versin. Sayın Erdoğan ömrü boyunca ölünceye kadar Cumhurbaşkanıdır. CHP'de milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan hezimete rağmen yola devam kararı alan Kılıçdaroğlu'nun planı deşifre oldu. Kulislerde ana muhalefet liderinin vitrini yenileyerek 2024 yerel seçimlerine partisinin başında gitmeye karar verdiği konuşuluyor. Gözler dün genel merkezde yapılan kritik merkez yönetim kurulu toplantısındaydı. 4,5 saat süren toplantıda 17 MYK üyesinin tamamı Kılıçdaroğlu'na istifalarını sundu. Yenilginin nedenleri ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Burada biz bu seçimi kazanamadık kardeşim. Bitti. Bir şey empoze edildi insanlara. Ya oylarımız çalındı. Hayır kardeşim. Biz yenildik. Bunu kabul etmez isek, yok oyumuz çalındı, yok bilmem başka yerlere gidersek önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz. İstifaların yankıları sürerken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 17 ismin istifasını gaz alma operasyonu olarak değerlendiren Özcan, kurultay çağrısında bulundu. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Seçimin hemen sonrasında verdiği "Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir" mesajıyla dikkat çeken Ekrem İmamoğlu da dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İki ismin görevden alınmasını istedi. Bir bilgi vereyim. Ekrem İmamoğlu MYK'da istemediği isimleri bildirmiş. O isimlerden bir tanesi Seyit Torun, diğeri de Oğuz Kağan Salıcı ve Seyit Torun istemediğini söylüyor. Bunu Kılıçdaroğlu'na da dile getirmiş. CHP'de yaşananlar tartışma programlarının da ana gündem maddesiydi. Millet Kılıçdaroğlu istifaya davet etmelidir. Bu milletin meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler. Cumhurbaşkanlığı gitti. Bakanlıklar gitti. Meclis gitti. İngiltere'sine gitsen, Almanya'sına gitsen böyle bir başarısızlıkta ilk gün, ikinci gün değil. Aynen önünü açmak ve rahatlatmak için der ki ben affımı istiyorum görevden. Der ve bırakır gider. Gazeteci Fatih Altaylı da internet sitesinde yazdığı "Saksıyı koysanız o %48'i alırdı" başlıklı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltti. CHP'nin, daha doğrusu CHP yönetiminin tabandan gelen sese kulak vermeme eğiliminde olduğunu görüyoruz, öğreniyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 13. seçim mağlubiyetini de topluma ve muhalif seçmene başarı diye yutturmaya çalışıyor. Yanında da yalaka ordusu "Evet başarılıyız Kemal Bey, kutluyoruz" diyor. Hayır kardeşim, başarılı falan değilsiniz. Altaylı ana muhalefet liderine istifa çağrısında bulundu. Siz iyi birisiniz Kemal Bey, biliyorum ama çevrenizde toplananların sizi daha fazla kötü duruma düşürmesine izin vermeyin. %48 ile kalmaya çalışan değil, %48'e rağmen şerefiyle bırakan olun. Seçim sonuçlarının yarattığı hayal kırıklığı ve parti içinde yükselen değişim çağrıları ana muhalefet liderinin işini zorlaştırıyor. İstifa çağrıları sürerken Kılıçdaroğlu MYK'nın ardından cumartesi günü parti meclisini toplayacak. Parti meclisinde 38. olağan kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor.